Evet, iyi akşamlar, merhabalar. Bir salı beraberliğinde yine canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, seçilenim Beşiktaş ikonuyla katılmışsınız. Ne güzel, merhaba. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. 21-21 beraberliğimiz böylece başlamış oldu. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeter Hanım merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Evet, sevgili Gamze merhabalar, iyi akşamlar. Evet, dostlarımız katılmaya başlıyor. İyi akşamlar. Merhabalar Gül Hasan Karakıl. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Gaziantep'ten selamlar. Gaziantep'e sevgiler. Gaziantep'in e, yemekleri ve e, oranın güzellikleri ama özellikle mutfağı inanılmaz güzel. Fatima Hanım siz de katıldınız galiba. Hoş geldiniz. Merhabalar, Arzu Hanım. Amerika'dan siz de katıldınız. Saat farkı 8 saat miydi? Sizinle olan aramız galiba 8 saatti. Ee, herhalde şimdi 9 olduğuna göre gündüz 1 falan gibi bir şey olması lazım. Eğer 8 saatse e, oraya da sevgiler. Yarına galiba sizinle seansımız var zaten. Ya da bir iki gün içinde tam tarihini hatırlayamadım. Evet, İzmir'e de sevgiler, merhabalar. İzmir çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Annemin, babamın yaşadığı ve benim de hayatımın bir kısmının geçtiği bir şehir. Lise sonu İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Eşimle İzmir'de tanıştım. Dolayısıyla hayatımın bir kısmında geçtiği bir yer olarak İzmir'e sevgiler. Ee, Nazife Hanım merhabalar, merhabalar, ee, İyi akşamlar diliyorum. Hayriye merhaba, Almanya sevgiler, <laughs> hoş geldiniz. Şimdi e, her hafta bir konu üzerinden e, konuşuyoruz ve genelde konunun akışını sizlerin de dile getirdiği sorular ve o anda çıkan doğaçlamayla ortaya çıkıyor çünkü her hafta e, bu şekilde konuları belirliyorum. Bundan önce yaptığım yayınların bir kısmı e, YouTube video kanalımda var. Bir kısmında farklı bir e, düzenekle e, sunacağım. E, bundan önce yaptığım çünkü e, epey bir yayın oldu. Onları bir araya getirip e, gruplamaya başladım ve e, yaklaşık 40'a yakın farklı konuları işlediğim e, yayın oldu. Bunların hepsini e, gruplar haline bir araya getirmeye başladım. Merhaba sevgili Dilek Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz siz de. E, bazılarınızın e, isimlerini yani şey isimlerini biliyorum. E, daha önce gördüğüm ama gerçek isminizin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Yani kısaltmalardan çözemiyorum. İyi akşamlar. O yüzden isminize hitap etmekte zorlanıyorum. Bazılarının ismi açık ama bazıları kısaltmalarla yazıldığı için onların ne olduğunu hatırlamakta zorlanıyorum. Şimdi hemen aklımdayken yarınki yayınımdan bahsedeyim. Yarın özel bir program yapacağım. Yarın saat 21.21'de yine saat 21.21'de e ee, öğrencilerim var. Reiki farklı Reiki gruplarım var. Ee, ve anda olma çalışmasının eğitimini veriyorum. 3 aşamada anda olma 1 2 3 olmak üzere orada öğrencilerim var. Onların sormak istediği sorular e, olduğu için bir yayın, özel bir Zoom programıyla özel bir e, program ayarladım. Sonra dedim ki özel bir şey konuşmayacağız. Yani onların soruları ile ilgili özel söyler olacak ama çok kişisel konuların dışında herkesin yararlanabileceği bir şeyler olabilir belki. O yüzden isteyen sizler de, katılmak isteyen kişiler de girebilir diye herkese açtım. Dolayısıyla yarın saat 21.21'de Zoom'da özel bir yayınım olacak olacak öğrencilerimin sorduğu soruları yanıtlamak üzere bir araya geleceğim. Ama o anda akışla birlikte birçok farklı bilgi özellikle Reiki konusu, anda olma çalışmaları, enerji çalışmaları gibi konulara meraklıysanız bunlarla ilgili birçok bilgi o anda çıkacaktır. Zoom'la ilgili nasıl katılacağınızla ilgili de benim sosyal medya hesaplarımda, Facebook ve Instagram sayfalarımda bugün de paylaştım. Orada biliyorsunuz bir şifreyle giriyorsunuz, bir bağlantı ile giriyorsunuz. O şifreyi ve bağlantıyı paylaştım şu anda, şimdiden bugünden paylaştım. İsteyenler yarına saat 21:21'de o yayına girebilirler. O yayının sosyal medyada kaydı olmayacak. Dolayısıyla girip yarına yararlanabilirsiniz. İlk başta bunu hatırlatmak istedim. Merhabalar, iyi akşamlar. Ankara'ya da sevgiler. Ee, Ankara'da e, uzun süredir yaşadığım bir şehir olarak oldukça anılarımın ve birçok yaşanmışlığın olduğu bir şehir. Ankara'ya da sevgiler. Ee, i̇lk defa katılıyorsunuz. Aydın'a da sevgiler. Evet. Aydın Kuşadası güzel yerler. Aydın civarları güzel yerler. Özellikle... Anda olma hakkında konuşabilir miyiz hocam? Tabii ki. Tabii ki. Yarına da konuşacağız Yeter Hanım ama e, konuşabiliriz. Anda olma kavramı hakkında daha önce yaptığım yayınlar vardı. Bununla ilgili yayınlar da var. Ama şöyle kısaca e, konuşursak anda olma bir kavram. E, anda olma isminden de anlaşıldığı gibi anlık bir şey. E, anda olmak sürekli bir şey değil. Bir kişinin Sürekli anda olması çok zor. Zihninin hiçbir yerde olmadan sürekli anda kalabilmesi çok zor bir şey. Ben hep danışanlarıma şöyle derim. Örneğin seansları belli bir terapileri aldıktan sonra derler ki hocam yani hiç mi hayatımızda kötü bir şeyle karşılaşmayacağız? Bu aldığımız seanslar veya eğitimlerle nasıl garantileyeceğiz? Hani şimdi zihnimiz Odakladık iyiyiz ama bundan sonra nasıl olacak? Tezimi bitirmem için pozitif enerji yollar mısınız hocam? Çok az zamanım kaldı. Bugün de bir danışanımla şu anda yayında mı bilmiyorum. Bugün de bir danışanımla bu tez konusuyla ilgili çalıştım. Tabii ki enerji yollarım Necla Hanım. Odaklanma konusuyla ilgili mi bir problem yaşıyorsunuz? Bakın mesela zihnimden olabilecek bir konu geçti. Odaklanma konusu olabilir. Hocam geçen hafta çalışmada o kadar rahatlamışım ki uyku kalmışım. Uyandığımda kuş gibi oldum. Harika ya. Çok güzel. Demek ki üzerinizden birçok ağırlık kalktı. İlk defa katılan kişiler için söylüyorum. Her çalışmamın, her konuşmamın sonunda e, ufak bir enerji çalışması yapıyoruz ve birçok katılımcı da bundan faydalanıyor, rahatlıyor, e, birçok şeyini çözüyor ve bunları paylaşıyorlar, yazıyorlar. E, onlar da yani sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Odaklanma ile ilgili problem olabilir. Örneğin birçok insanın çok sık dile getirdiği konulardan bir tanesi. Neden odaklanamıyor insanlar? Neden odaklanma problemi yaşıyorlar? Aslında odaklanma problemi ve gece uyuyamama problemleri aşağı yukarı birbirine çok yakın. Odaklanamama genelde aynı anda birden fazla düşünceye ayrılma anlamına geliyor. Aslında herkes odaklanabilir, sadece anda olmak ve odaklanmak aslında birbiriyle bağlantılı. Bununla ilgili de bir mum egzersizi genelde öneriyorum ben öğrencilerime. Hatta YouTube kanalımda bununla ilgili bilgi içerdiğim küçük bir YouTube e, videom da var, onu izleyebilirsiniz. Aynı anda e, birden fazla düşünce sanki birden fazla pencere açılırsa bir bilgisayarda bir cep telefonunda nasıl yavaşlarsa hafıza belli bir noktada donarsa ekran donarsa hafıza donarsa odaklanamazsanız aslında e, benzer şey insan zihninde de gerçekleşiyor. Birden fazla konuya odaklanmaya çalışırken bir anda Birdenbire bir yerde kalıyor. Ayhan Hanım merhaba, hoş geldiniz. Dolayısıyla odaklanamama sorunu benim gördüğüm kadarıyla aynı anda birden fazla konuyu çözmeye çalışmak veya düşünmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Yapmanız gereken şey, diğer konuları bir köşeye bırakıp bir konu üzerinde düşünmeye çalışın. Bir konu üzerinde, Zihninizi genişletmeye çalışın. O zaman daha fazla odaklanabildiğinizi göreceksiniz. Daha fazla şey hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. Çünkü eğer kişinin içinde kaygılar varsa, örneğin ders çalışırken başarısızlık, daha önce yaşadığı sınav kaygısı, endişesi, başarılı olamadığı veya sınıfta rezil olduğu veya ders çalışıp algılamakta zorlandı veya eleştirildiği anılar varsa odaklanmakta zorlanır. Çünkü o kaygıyla yaklaşır. Ayşe Hanım merhaba, hoş geldiniz. Dolayısıyla kişi duygularından onu aşağıya çeken duygularından ne kadar arınırsa derse oturduğu anda veya odaklanmaya çalıştığı konu hakkında ne kadar az fikirle duyguyla o konuya konsantre olursa o kadar kalıcı bir odaklanma süreci yaşar. E, merhabalar. Karamsarlıkla ilgili ne yapılmalı? Banu Hanım karamsarlıkla ilgili daha önce yayınladığım YouTube videolarımda e, negatif düşüncelerle ilgili bir programım vardı. E, onunla ilgili ayrıntılı bahsetmiştim bu konuyu. E, ayrıca kitabım var. Kitabımda özellikle bu konularla ilgili karamsarlıkla ilgili e, belli bölümler var burada e, negatiflerden korunmak diye bir bölüm var negatif düşüncelerle ilgili bir bölüm var pozitif gerçekçilik var aslında pozitif gerçekçilik e, çok çok güzel bir bölüm bununla ilgili internet sistemde bir makale var pozitif gerçekçilikle ilgili lütfen onu okuyun e, karamsarlık nasıl çözülür nasıl belli konuları karamsarlıkla ilgili çözebiliriz diye e, oradan epey bir bilgi alabilirsiniz ama şöyle çok kısa bir bilgi e, verirsek karamsarlığı çözmek için zihninizi olumlu düşünmeye odaklamak lazım e, olumlu düşünmeyi odaklamak ikincisi de kitabımda anlattığım Negatiflerden korunmayı öğrenmek lazım. Yani zihne yeni bir alışkanlık kazandırırken bir taraftan da negatif tarafından kirlenmesini önlemek lazım. Negatiflerden kirlenmekle neyi kastediyorum? Yine bununla ilgili yayınımda var. Biraz önce bahsettiğim yerlerde birçok bilgi var. Ama çevrenizdeki Mümkün olduğu kadar yayınlardan, kitaplardan, hatta o tip müziklerden uzak durun. O tip konuşmalara çok fazla girmeyin. Ee, çok fazla haberleri izlemeyin. Ee, çok fazla e, negatif mesaj veren programları takip etmeyin. Bütün bunlar zihni kirletiyor. Onun yerine e, mesela bugün beni dinliyorsunuz, e, başka birilerini, daha olumlu mesaj veren birlerini dinleyin, kitaplar okuyun, kendinizi geliştirecek, daha fazla bir şeyler katacak şeyler yapın. O zaman kirlenmez. Ve olumlu düşünmeyi de birazcık öğretmeye başlarsanız, bununla ilgili de anda olma çalışmada eğitimin bir kısmında bunu öğretiyorum, zihni nasıl programlayacağınıza dair. Bunları yapmaya başladığınızda kendi kendinize öğretebilirsiniz ama en azından şimdilik bunu söyleyebilirim. Hocam benim hayalim kendi işimi yapmaktı ve çok az kaldı. Başaracağım. Bugünkü çalışmada kendi işimi kurmakla ilgili enerji gönderirsiniz. Olur bununla ilgili bir yanı, yine bir yayın yapmıştım. Hayallerinizi gerçekleştirmek için diye bir yayın vardı. Ee, orada bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Onu çekmekle ilgili. Ee, o da katkı sağlayacak. Ee, bir önceki eski yayınlarından oluşmuş bir paket e, lerle ilgili bir şeyler ortaya çıkarmak üzereyim. Onları da daha sonra size duyuracağım. E, o da isteyenler için hazır bir paket halinde elinize gelecek. Hocam arada bir anda iki kitap okumak yanlış mı? Birer saat arayla? E, yo yanlış değil. Eğer yani anlayabiliyorsanız okuduğunuzu iki kitaptan da bir şeyler alabiliyorsanız e, neden yanlış olsun ki? Hızlı okuma teknikleri var çabuk kavrama yöntemleri var bir şeyleri e, öğrenmek bazen aynı anda 3-5 kitaptan bile bakabilirsiniz bir konuyu araştırmak istersiniz bu kitaptan bunu bir konuya bakarsınız başka bir kitaptan yine araştırdığınız konuyla ilgili bir şey okursunuz 3-4 tane kitaptan da bir şey okursunuz araştırma deniyor e, o konuyu geliştirmek deniyor dolayısıyla yanlış bir şey yok kesinlikle yok e, eğer bunu yapabiliyorsanız kesinlikle yapmalısınız. Ve bazı insanların algılama kapasitesi, öğrendiğini okuma ve hatırlama kapasitesi e, diğerlerinden daha fazla veya daha az olabilir. Siz yeter ki kendinizi tanıyın. Nener hmm, Bey, astrolojiye inanıyor musunuz? Astroloji ile ilgili e, çok böyle politik bir cevap vereceğim aslında e, Hayriye Hanım. Astrolojiye, astrolojinin bilgilerin mutlaka faydalı olduğuna inanıyorum. Ama mesela burçlarla ilgili bilgilerin, burçlarla ilgili bilgilerin kişinin hayatında çok fazla e, politik ve e, şey vermeyecek cümleler kullanayım çok fazla detaylı bir şekilde yol gösterebileceği konusunda şüpheliyim. Yani şundan dolayı çünkü astroloji ile ilgili birçok yararlı bilgi var. Astrolojiye inanıyorum ama burçlar konusuna hafif böyle bağlantılı olduğu için belki bir geçiş yaparsak çok genel bilgiler olduğu için hani böyle ortaya bir cümle atıp işte falanca burcu zekidir, çalışkandır gibi cümleler söylediğinde herkes üzerine alınır. Veya işte parasal konularda dikkatli olun. Yani bu bu tip açıklamalar çok genel. Çok genel genel açıklamalar genelde ben seanslar yaptığımda her konuyla ilgili seanslarda spesifik bilgilerle yaptığımda faydalı olduğunu görüyorum. Her konuda bu böyle oluyor. Bir kişinin örneğin e, kilo kaybı ile ilgili seanslar yapıyorum. Bugün bir danışanım geldi. E, neydi hatırlayayım? Çikolata, çikolata, e, kek ve tatlı yemesi ile ilgili bir seans yaptık. Onları geçen yaptığımızdan beri yememiş. Yoğurt yemiş. E, bir de başka bir şeyler yemiş. Şu anda yayında mı bilmiyorum kendisi. E, çalıştığımız yiyecekleri e, yememiş yememiş başka yiyecek yemiş e, geceliğin e, geceliğin tamamıyla yemesini Aslında engellemek üzere devam ettik büyük bir ihtimal o da kalkacak diğer danışanlarında Çünkü benzer şeyler oldu e, ama o kişinin tatlı yemeği e, nedeni ve zamanıyla başka bir kişinin ki farklı çıkıyor hep bu sadece yemekle ilgili konularda değil herhangi bir kişinin konusunu çözmek e, Bence terzilik iş, mecazi anlatıyorum. Yani nasıl terzide kıyafet kişiye özel dikilirse, onun bedenine uygun olursa, boyuna, kol boyuna, işte ne bileyim omuzlarının genişliğine göre özel bir kıyafet dikilirse, terzi bunu yapabiliyorsa, yapılan çalışmalar da böyle olmalı. Genel bilgi olduğunda, yani çok fazla kişide, bir farkındalık yaratıp bir şeyler yapabileceğini görmüyorum. O yüzden astrolojiye inanıyorum. E, ama genel bilgili olan bilgilere çok fazla faydalı olacağı konusunda şüpheliyim. Öyle söyleyeyim bu konuyu, öyle geçeyim. E, şimdi bugün... Evet, merhaba Deniz Hanım. Hoş geldiniz. E, Hermes Bilgiler oradan... Ekran dondu, ses gitti. Sevgili şevinem, ben de ekran falan tamam. Evindeki internet bağlantısıyla alakalı olabilir. Fazla inanma, ha, fal'a inanma falsız kalma. Evet, evet. Onun gibi bir şey değil. Fal değil gerçi bu ama tabii ki burçlar çok farklı. Arsteoloji kesinlikle ciddi bir konu. Ama açıkladığım gibi. Şimdi e şöyle söyleyeyim ben, e, odaklanma ile ilgili sorun yaşayanlar var mı bu sırada? Onunla ilgili aklınıza gelen, sormak istedikleriniz var mı? E, ben odaklanmada sorun yaşıyorum, e, onunla ilgili problemler yaşıyorum diyenler var mı burada? Ansa bir anı burada, evet evet o bahsettiğim e, konuyla ilgili. Evet yazılı bir kader programı var deniyor ve o doğum haritasına göre o açıdan sordum. Tabii doğum haritası falan çok daha e, belli esaslara dayanıyor. Kesinlikle e, çok çok faydalı yani o tip astrolojik bilgiler faydalı. Ben sadece burçlara yönelik yorum yaptım. E, astrolojinin genelinden bahsetmedim. Onlar e, belli çalışmalar, arka planda birçok bilgiye dayalı şeyler. E, dolayısıyla onlar çok daha faydalı kişiye özel yapılan. Dediğim gibi kişiye özel yapıldıysa, genel bir bilgi verilmediyse mutlaka fayda sağlamıştır. Ama çok genel bir bilgi ise yani o birazcık daha birazcık daha havada kalabilir. Şimdi şöyle oluyor aslında doğum doğum haritası, doğum konuları, soy ağacı konuları bunlar zaten çok 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 ciddi konular. Aslında e, psikolojik konuların içinde aynı zamanda e, çok detaylı bir şekilde incelendiğinde bunların e, insan hayatında çok çok önemli olduğu da görülüyor. Zaten birçok yayınımda vurguladığım gibi insanların e, hamilelik döneminde e, bir annenin çocuğa hamilelik döneminde aldığı tüm enerjiler de e, kesinlikle geçiyor. Hatta bırakın hamilelik döneminde yaşadığını ee, o çocuk aldırmalar, düşürmeler, e, annenin düşürdüğü veya aldırdığı çocukların enerjisi de ondan sonra gelen çocuğa biniyor. Ee, yani o çocuk, e, o aldırılan çocuğun enerjisini temizlemeye, dengelemeye çalışıyor. Aslında hepimiz soy ağacından gelen enerjilerde geçmişin birçok enerjisini dengelemeye çalışıyoruz. Birçoğumuzun meslek seçimi bile veya hedefleri bile... Ee, doğumla, bizden önce gelen kayıtlarla ve yaşadıklarımızla bağlantılı. Dolayısıyla bunların hepsinin üzerimizde bir etkisi kesinlikle var. Ee, evet hocam, diyorum. Hocam ben bugünkü çalışmayı işim için yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki yapabilirsiniz. Benim en büyük sorunum odaklanamamak. Tamam, bugünkü konuyu... Bugünkü konuyu odaklanamama üzerine yapalım. Konu başlığı olarak odaklan odaklanmayı zorlaştıran enerjileri çözmekle ilgili yapalım. Hocam yıllar önce R1, R2 1 ve 2 aldım. Hiç e, kullanmıyorum. Acaba bende çalışıyor mudur? Yarın özellikle yeter hanım biraz su içeyim. Şimdi şöyle bir miktar cevap vereyim bununla ilgili güzel bir soru. Yarın ilk defa katılanlar varsa, özellikle reiki ve anda olma çalışmaları ile ilgili e, öğrencilerimle birlikte e, beraber olacağım. Bu soruları çok daha detaylı cevaplayacağım. Enerji çalışmaları, e, bunlarla ilgili yaşananlar, danışanlarla ilgili olan olaylar nasıl çözüldüğü, neleri dikkat edildiği gibi birçok soruyu cevaplarken birazcık daha detaylı olacak ama. Yeter Hanım şöyle, R2 enerjilerini bir defa aldıktan sonra inisiye olmak deniyor. Yani Türkçe kelimesiyle el almak işlemini yaptıktan sonra siz bir defa R2-1 ve 2 ile ilgili el aldıktan sonra sanki bir şalter açılmış gibi oluyor ve bir daha artık kapanmıyor. Dolayısıyla isterseniz hiç uzun süre kullanmayın. Reiki, reiki, reiki diye örneğin üç defa tekrarlarsanız, reiki, reiki, reiki diye avuçlarınızı sürerseniz, zihninizden geçirirseniz, niyet ederseniz e, reiki enerjileri akar. E, reiki bir daha çok kendinize ve vücudunuza belli noktalara, şu anda mesela sizinle konuşurken bile vücudum ısınmaya başladı. reiki <laughs> akmaya başladığından başladığı için vücudumda, karnımda falan sıcaklık hissettim hemen, ellerim ısındı. Reiki böyle bir şey bir defa düşündüğünüz anda Reiki akar niyet ettiğiniz anda aklınızdan geçirdiği anda akar var olan hiçbir şey yok olmaz yok olan bir şey de var edemeyiz enerji kavramı sadece form değiştirir Dolayısıyla var olan Reiki enerjileri aktive edildikten sonra bir daha yok olmaz hiç merak etmeyin Aile dizimi nedir hocam? Okey. Aile dizimi ile ilgili uzman bir kişiyi tanıyorum çok yakından. E, çok da başarılı konusunda. E, çok yakından da tanıdığım bir kişi sevgili eşim. Ebru Akçakanat. Uzman doktor e, kendisi. Ve aslında bir hobi olarak başladı e, aile dizimi çalışmalarına. Ama e, o da online benim gibi özel seans niteliğinde aile dizimi çalışmalarını yapıyor. Onun sayfası ve e, ayrıca aile dizimi diye yazarsanız Instagram'da e, onu görürsünüz. Aile dizimi Ankara diye çıkıyordu galiba e, veya doktor uzman doktor Akça Kanat derseniz onun hemen bilgilerine e, ulaşırsınız. Aile dizimi e, kısacası anne baba kayıtlarından e, veya atalardan gelen üzerinizde fark etmeden sizi etkilemiş olan belli enerjileri nasıl size etki ettiğini eşimin yaptığı normalde bir sınıf ortamında veya bir oda ortamında kişilerle yapılıyor ama eşim onu bir farklı eğitimin daha alarak oyuncak bebeklerle o oyuncak bebekleri onları yükleyerek örneğin bir annenin, bir babanın, bir sevginin veya negatif enerjiyi bir oyuncak bebeğin, bir lego'nun üzerine ekleyerek onun nasıl davrandığını o anda gözler önüne sererek o enerjiyi kişilere göstererek onu dengelediği bir açılım diyebilirim. Enteresan, değişik bir şey. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi Eşim bununla ilgili belli zamanlarda çalışmalar yapılıyor, yapıyor ve ister seans yaptırarak Aile Dizimi Ankara bu sırada baktım. Aile Dizimi Ankara derseniz uzman doktor Ebru Akçakanat diye çıkar, oradan paylaştığı bilgileri veya bununla ilgili yaptığı şeyleri görebilirsiniz. Birçok değişik enerji, birçok değişik açılımlarla çözülümler. Ee, yaşanıyor. Sayıcı ona, ona basit işlemleri yapamıyorum. Say, sayısalcı olmama rağmen e, basit işlemleri yapamıyorum artık. Odaklanma ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Herhalde bugün oraya e, odaklanacağız. Bugün onunla ilgili çalışma yapacağız. Odaklanamıyorum. Tamam. Odak sıkıntısı bende de var. Tamam güzel bugünkü konumuz için güzel bir konu seçmişiz. Ebru Hocam çok başarılı gerçekten. Teşekkürler Ayhan Hanım. Siz katılmıştınız bir iki sefer. Ee, evet gerçekten konusunu çok seviyor. Yani bu konuyu da tamamıyla bu konulardan uzak kalmamak için uzman doktor olarak çalışıyor ama bu konulardan uzak kalmamak için enerji çalışmalarını da çok sevdiği için ve bununla ilgili de bir şeyler yapmak istediği için Aile dizimini devam ettiriyor. Ee, odaklanma hayatımızda aslında birçok e, konuda bize yol açabilir, fayda sağlayabilir veya bizi tıkayabilir. Dediğim gibi e, ilk önce şunu anlamanızı istiyorum. Eğer aynı anda birden fazla düşünceye düşünmeye çalışıyorsunuz, zihniniz böyle birden bire bir oraya bir buraya bir şuraya gidiyorsa sürekli ee, bir yerden bir yere atlıyorsa odaklanamama sorunu yaşarsınız. Aslında en büyük nedeni bu. Aynı anda birden fazla düşünceyi düşünmek veya arka planda odaklanamamanın bir başka nedeni arka planda kaygı, endişe, korku gibi sizi yakalayan, bırakamadığınız e, duygulardan dolayı odaklanamazsınız. Yani aslında odaklanamamayı bir başka kelimeyle ifade edersek kendini rahat bırakamama diyebilirim. Kendini rahat bırakamayanlar odaklanmada daha çok problem yaşar. Aynı anda birden fazla düşünceye gitmeye çalışanlarda odaklanma problemi olur. Kaygı, endişe gibi duyguları sürekli taşıyan insanlarda odaklanma sorunu olur. Odaklanamama aynı zamanda anda olamamak anlamına da gelir. benzer aslında, birbirine çok yakın kavramlar. anda olamadığı için odaklanamaz zaten. Dolayısıyla bugünkü çalışmamızın bu konuya neden olduğunu anlamanıza yardım edecek bir yönlendirme yapacağım Sizlerde. Ee, yarın için zoom şifre ne zaman vereceksiniz verdim bile zoom şifreyi şu anda sosyal medya hesaplarımda bununla ilgili bir paylaşım yaptım ee, zoom şifremi verdim bile yeter hanım şu anda hazır bulunuyor ee, yarınki yayın için oradan tıklayıp girebilirsiniz yarın bir daha paylaşacağım ee, ama bugünkü paylaşımların arasında var ee, dolayısıyla zoom şifre hazır bakarsanız Instagram veya Facebook sayfamda 9 Haziran Çarşamba günü diye paylaşımın altında bugün epey bir paylaşım yapmışım. 7 tane falan paylaşım yapmışım galiba. O ilk paylaşımım olduğu için ilk olanların arasında görmemiş olabilirsiniz. Şimdi her şeye yetişmeye çalışmak ama hiçbir şeye yetişememek odaklanmakla mı ilgilidir? Tabii ki bunun da çok etkisi var. Her şeye yetişmeye çalıştığınızda yetişememek bir şey merak ediyorum. Seçilenin bunu yazdığınıza göre her şeye yetişmeye çalışıp hiçbir şeye yetişemiyorsanız tiroid probleminiz var mı? Merak ediyorum. Bir varsa yazar mısınız bana? Her şeye yetişmeye çalışıp yetişemiyorsanız Troid problemi var mı? Varsa troid probleminiz Hashimoto mu? Merak ettim. Bir yazar mısınız? E ben konuşurken cevabını bekliyorum Seçil Hanım. Her şey yetişmeye çalışmak ama hiçbir şey yetişememek odaklanmakla mı ilgilidir sorusunu yazan Seçil Hanım'a şu soruyu sordum. Bunun e, bir dönem olmuştu. Şu an bilmiyorum. Ne olmuştu? Tiroid problemi mi olmuştu? Hashimoto mu? Hamilelikte olmuştu. Peki, e, hashimoto mu oldu? Yani yavaş metabolizma mı oldu? Onda bir yazın bakalım. Ee, e, evet, yani bu bir şey yetişmeye çalışmak kendisin, kendinizi yetersiz hissetmekle bağlantılı olabilir. Ee, pek odaklanmaktan Biraz daha farklı bir konu. tiroid için ilaç kullanmıştım. <laughs> Yoğunluktan telaş, uyku ...sorunlarım var. Neden kaynaklanıyor? Sürekli kaygı, bir şey mi olacak? Ee, tiroitim, tiroitim yüksekti. TSH yüksekti. Tamam, metabolizmanız nasıldı? Ee, hipotiroid miydi? Hipertiroid miydi? Yani Hipotiroid yavaş çalışıyor demek, hipertiroid hızlı çalışıyor demek. Sizinki hangisiydi? Ee, onu merak ettim. Seçil Hanım. TSH değerleri falan yüksek onu anladım. Ama e, hızlı çalışan bir metabolizma mıydı? Yani e, hipertiroid mi teşhis kondular, hipotiroid mi teşhis kondular, koydular. Onu merak ettim. Haşimato bende de var. Şimdi haşimatosu olanlar yazıyor. Şimdi... <laughs> <laughs> konudan çok sapmayayım da Şimdi ee, şöyle neden seçilenım biliyor musunuz? Bakın buraya yazdığınız şey ne biliyor musunuz? Her şey yetişmeye çalışıp ama hiçbir şeye yetişemediğiniz için Ben hiçbir şey yetişemiyorum yeteri kadar hızlı değilim diyorsanız size arada önemli bir not vereceğim. E, diğer troiti olanlara vereyim bu notu daha önceki yayınlarında da paylaştım. Hiçbir şey yetişemiyorum diyorsanız, bunu e, bunu içinizde bir çatışma olarak yaşıyorsanız, e, bir rahatsızlık olarak eğer e, yaş yani bunu kendi içinizde çözemezseniz, kendinize bir kodlama yazar. Bilinçaltı bir şeyi kendi içinizde çözemezseniz, size bir programla bir kodlama yazar. Ben senin için halledeyim der. E, seni ben yavaşlatayım der o zaman yetişemiyorsan hayatı yavaşlatayım veya seni hızlandırayım der. Metabolizmayı da hızlandırmış olabilir olanlara yetişmek için doğru hızlandırma da olabilir. Çünkü yeteri kadar hızlı değilsiniz siz hızlandırmaya çalışıp hipertroid yapmış olabilir. Metabolizmayı normalden hızlı çalıştırıyor olabilir. Ateş basması falan oluyordu değil mi? Ateş basması oluyordu o zaman. Eğer hayata yetişemiyorsun mantığıyla sizi yavaşlatmış, o zaman ben seni yavaşlatayım diyorsa da hipotiroid haşimatı olur. O zaman da zamanı durdurmaya çalışmak adına bunu yapar. Yani bir program devreye sokar, sizi ya olana yetiştirmeye çalışır, hipertiroidle sizi hızlandıracağını düşünür metabolizmanızı hızlandırmak için veya... Ee, zamanı yavaşlatmak adına kontrol etmek üzere size yavaşlatmış olabilir. O yüzden merak ettim sizde hangisini yaptığını. Ee, yavaş çalışıyordu ya. Yavaş olduğunu tahmin ettim zaten. Hipotiroid. Okey. Evet. Nedeni bu. Size nedenini söyledim. Ee, bundan sonra da tekrar tiroid olma ihtimalini sırf bunu bilerek bile çözmüş olabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da bunu çözmüş olabilir. Size böyle bir e, faydası olsun. Bugünkü görüşmemiz neden fark etmek çözebilir? Yetmeyebilir ama e, kuantum e, enerjisinde şöyle bir mantık var. E, partiküller gözlemciye göre hareket eder. Yani bir şey gözlendiğini fark ettiğinde onun bilincine göre hareket etmeye başlar. Bu deneylerle ispatlanmış bir şey. Yani siz e, ee, hipotiroidinizin neden olduğunu şu anda gözlemlediğiniz için mantığını bilinç altına konuşarak e, anladığınızı söylediğinizde artık o şekilde e, hareket etmeyi bırakabilir ve sizin istediğiniz gibi düzene sokabilir. Ama bazen bilinçaltı çalışmalarıyla mutlaka dönüştürmek yetiyor. Sadece bilmek yetmiyor. Çünkü birçok insanda da nedenini biliyor ama o e, öyle olduğu halde problemi devam ediyor. Ama e, bu iki yani hipotiroidin Nedeni bu. Anladınız mı? Sizi zamanı yavaşlatmak adına vücudunuz zamanı kontrol etmeye çalışıyor. Yavaşlatmak adına metabolizmanızı yavaşlatıyor. İlginç değil mi? Ee, peki buraya çok takılmayın çünkü ana konumdan çıkabilirim. Bunları daha önceki yayınlarımda işlemiştim. Hastalıkla ilgili başka zaman özel bir yayın yapabilirim. Benim de hocam metabolizma zayıflığı boğazım şişiyor, <laughs> korbanı gibi oluyor, iltihaplı çok ağrılı tiroid yaşadığım, aşımato dediler, zehirli guatr var dediler. Evet benzer benzer konular, vücudum çöktü resmen. gülfiden Hanım sizinki de aynı şekilde benzer bir konu, özellikle aşımato konusu kesinlikle dediğim mantıktan kaynaklanıyor. Aynı biraz önce Seçil Hanımın söylediği gibi bir şeylere yetişememe, yetememe e, gibi duygulardan dolayı vücudu yavaşlatacak bir program bilinçaltından çıkıyor. Bütün hastalıklar bir program devreye sokularak devreye giriyor. Aa inanamıyorum. Evet evet inanın inanın sevgili hanım. Aynen öyle. Eee ama bu akşamın konusu konsantre olmak. Oradan çıkmayacağım. Diğerleri hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim ama konsantre konusundan çıkmayacağım. Çünkü her yayında zihnimde bir konu belirliyorum. Daha önce işlemediğim bir konu belirliyorum. Ve o konuyla devam edip sonunda onunla ilgili bir çalışma yapmaya odaklanıyorum. O yüzden bugün de öyle yapacağım. Şimdi yavaş yavaş odaklanma konusunda Metabolizmam yavaştı. Evet evet kesinlikle öyle. Hocam rica etsem kayıt yapabilir misiniz? Geç açtım. Okey yayında kalacak. E, belli bir süre yayında kalacak. Kayıtları da size şöyle söyleyebilirim. Çok eski kayıtları artık onları alıp ayrı bir paket halinde e, sunmaya başlayacağım. Bundan önceki bir 30 yayınımı çıkardım. E, şeyden e, Facebook'tan ve Instagram'dan 30 tane videomu. E, şimdilik bir kısmı burada duruyor ama... Uzun süre burada durmayabilir. O yüzden kayıtta kalacak ama uzun süre kalmayacak bilginiz olsun. Zamanında izleyin, canlı yayın her zaman tabii ki çok daha iyidir. Dolayısıyla bugün odaklanamama sorununu çözeceğiz. Odaklanamama ile ilgili benim bir de YouTube videolarımın arasında mum egzersizim var ne yapmanız gerektiğini o e, videolarıma girip bakın. E, odaklanamama problemiyle ilgili yapılması gereken egzersiz diye bakarsanız orada görürsünüz. Onu da düzenli yaparsanız çok büyük bir fayda sağlarsınız. Tabii ki bir şey değil Gülfer Hanım. E, dolayısıyla bununla ilgili de e, bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben e, yavaş yavaş odaklanmakla ilgili enerji çalışmasına doğru Geçiş yapmaya başlayacağım. Aslında ilk defa yayına katılanlar da varsa yapmanız gereken son derece basit. Sessiz bir yere geçin. Şu anda dış gürültüleri azaltabileceğiniz bir ortama geçin. Şu anda zihninizden bir niyet belirleyin. Herkes de öyle ya da böyle konsantrasyonla ilgili. Bir nebze çözmeniz gereken bir enerji bir Olay olmuş olabilir O yüzden buna niyet edin şöyle niyet edin Benim Zihinsel aktivitelerimi Konsantrasyonumu zorlaştıran Her neresi her ne varsa Onu Şimdi Bu yayında Bu çalışmada çözmeyi niyet ediyorum Tekrar söyleyeyim Benim Zihinsel aktivitelerimi, konsantrasyonumu zorlaştıran her ne var ise o enerjiyi, o blokajı çözmeyi niyet ediyorum deyin. Şimdi çalışmamızda oraya odaklanacağız ve oradaki enerjileri buna niyet eden kişilerle beraber çözeceğiz. Göz bandına bakayım. Evet. Ee, dolayısıyla şu anda sessiz bir yere doğru geçişinizi yapın. Konsantrasyon ve odaklanmakla ilgili evet çözmeyi seçin. Yavaş yavaş çalışmamıza başlayacağız. Göz bandımı ben hazırladım. Sessiz bir yere geçin. Ee, çocukların Odaya girmeyeceği bir odaya geçin, içerden kapınızı kilitleyin, e, mümkün olduğu kadar eşinize söyleyin, rahatsız edilmemek üzere bir yaklaşık bir 15 dakika, 10-15 dakikalık bir süre e, ayıracağınızı söyleyin, e, kendinizi mümkün olduğu kadar rahatlatın, e, derin nefesler alıp verin, söyleyeceğim hiçbir şeyi algılamayabilirsiniz e, veya çok şey algılayabilirsiniz siz bilinçli olarak algılamasanız da, bu kısmı çok önemli, siz bilinçli olarak algılamasanız da bilinçaltı algılayacak. Bilinçaltı çevrenizde olan, söylenen, duyduğu her şeyi algılar. O yüzden siz bazı kişiler gibi, biraz sonra bazı kişiler bayağı algılayacak, onlar gibi algılamadığınız için sakın üzülmeyin. Bilinçaltınız o Bilinçli olarak belli şeyleri hatırlayan, algılayan kişiler kadar da sizin bilinçaltınız onu algılayacak. Alması gereken mesajı gerçekleştirecek. O yüzden e, kendinizi rahat bırakın, rahat hissedin. Çalışmaya geçişi yapıyorum. Evet, derin nefes alıp verin. Ayak tabanları altında bir ışık topu tüm ağırlıkları çözüyor. Her nefesle üzerinizdeki tüm ağırlıklar ayak tabanları altından çözülüp gidiyor. Derin nefes alıp verin ve kendinizi rahat bırakın. ışık topu, kasık bölgesi ve kuyruk sokuma bölgesine geliyor. Her nefesle yaşam enerjileriniz güçleniyor. Tüm ağırlıklar enerji alanından çözülüp gidiyor. Derin nefes alıp vermeye devam edin. Işık topu göbek deliğinin Birkaç parmak altına geliyor. Her nefesle daha da rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz. Işık topu karın bölgesine geliyor. Karın bölgesinde kaygı, endişe enerjiler çözülüyor daha da rahatlıyorsunuz. Işık topu kalp bölgesine geliyor. Kalbin üzerinde tüm ağırlıklar çözülüyor. Her nefesle üzerinizdeki tüm ağırlıklar çözüldükçe kendinizi daha da bırakıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Derin nefes alıp vermeye devam edin. Işık topu boğaz bölgesine geliyor. Boğaz bölgesinde sıkışıklık yapan, ifade etmekte zorlanmanıza sebep olan, dengesiz ifade etmenize neden olan tüm enerjiler çözülüyor. Derin nefes alıp vermeye devam edin. Her nefesle tüm ağırlıkları bırakıyorsunuz. Işık topu alın bölgesine geliyor. İki kaşın arasındaki bölgede bir yakış oluyor. Görünmeyenler görünür oluyor. Dereye nefes alıp vermeye devam et. Işık topu başın tepesine çıkıyor. Enerji frekansı daha da yükseliyor. Üzerinizdeki ağırlıklar daha da çözülüyor. Başın tepesinde şimdi sanki bir vakumlama cihazı tüm ağırlıkları vakumlayıp yukarı doğru çekiyor. Hücrelerinizde, sırtınızda, belinizde, dizinizde, ayaklarınızda tüm ağırlıklar çözülüyor. Üzerinizdeki tüm bu ağırlıklar çözüldükçe daha da rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz. enerji alanınızı içinizdeki yaradanın beyaz ışığı 360 derece sarıyor, dengeliyor ve onarıyor. Tamamıyla koruma altındasınız. Güvendesiniz. Evinizde olmuş olan gerginliklerle ilgili tüm ağırlıklar üzerinizden vakumlanırken sizi saran beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı genişliyor bulunduğunuz semt kadar genişliyor. Bulunduğunuz semtteki yaşanmışlıkların üzerinize yansıdığı tüm ağırlıklar üzerinizden vakumlanıyor. Beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı bulunduğunuz şehir kadar genişliyor. Bulunduğunuz şehirde yaşananların tüm ağırlıkları üzerinizden vakumlanıyor ve beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı olan her şeyle bir olacak kadar genişliyor. Şu anda içinizdeki yaradan ışığıyla birsiniz. Tamamıyla genişlediniz. Artık her şey, bütün problemler daha küçük ve siz olan her şeyle birsiniz. Şimdi üçten geriye saydığımda odaklanmanızı zorlaştıran engel, problem, blokaj her neresi ise bırakmanız gereken bir düşünce yaşadığınız bir başarısızlık olayı Aynı anda fazla odaklanmanın verdiği yorgunluk, Her neresiyse, yapamama endişesi, kaygısı, bununla ilgili çözülmesi gereken anı, hatıra, yaşanmış olay, his, duygu, düşünce, her neresiyse üçten geriye saydım doğruya gideceksiniz. Üç, iki, bir, şimdi git. Her ne algılıyorsanız şu anda zihninize gelen bir düşünce, hissettiğiniz bir duygu, vücudunuzda hissettiğiniz bir algı, uyuşma, karıncalanma, ağırlık, görüntü, her ne varsa ona iyice bakın. Örneğin şu anda başımda hafif bir ağrı gibi bir ağırlık geldi. Şimdi ben bunu çözeceğim. Sizinle aynı anda konuştuğum için belki bazılarınızın başındaki ağrıyı algıladım. Şimdi çevrenizde neler var? Görüntü görenler için. Ne görüyorsunuz? Nasıl bir olay? Hangi düşüncedesiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Kaygı ve endişeniz neden kaynaklanıyor? Odaklanma zorluğu yaratan orada ne var? Bırakmanız gereken nedir? Oradaki kaygı endişe mi, korku mu, başaramama korkusu mu? Yanlış yaptığınızda eleştirilme korkusu mu? Aynı anda birden fazla seçilen demişti ya birden fazla şey yapmaya çalışıp hiçbirine odaklanamamaktan kaynaklı, yetişememekten kaynaklı kaygı endişe mi? Aşırı eleştiriye uğramamı. Her ne varsa şimdi o odaklandığınız olayı üzerinizden temizliyorum. Şimdi yaradanın gücüyle elime beyaz bir fırça aldım. O olayı, o hissi, o baş ağrısını, o duyguyu, vücudunuza o yansımış olan ağırlık yapan blokaj, şu anda beyaz ışıkla fırça darbesiyle üzerinizden temizlendi. Şu anda fırça darbesi bir kere daha üzerinizden o hissettiğiniz duygu, his, yaşanmışlık, deneyim, olay, eleştirilme, orada yaşadığınız her ne varsa üzerinizden temizlendi. Son bir kere daha Üzerinizdeki o duygu, kaygı, yaşanmış olay, her ne varsa üzerinizden şu anda orası tamamıyla, bütünüyle temizlendi, dengelendi, onarıldı. Şimdi derin bir nefes alıp verin. Bilenler için diyafram nefesi. Bir tane daha büyük nefes alın. Şimdi aynı yere bir kere daha bakın. Birçoğunuzda görüyorum boşluk var. Başı arasında çözülmeler var şu anda algılıyorum. Bende de var. Sizdekini büyük bir ihtimal algıladım odaklanma ile ilgili sorun yaratan sorun yaratan yeri algıladım. Onlar çözülmeye başladı. Bir rahatlama var. Bunu kutlayın, bunu içinize çekin, bunun çözüldüğünü görün, bunu hissedin. Odaklanamamaya sebep olan olaylardan bir tanesi veya her nereyi algıladıysanız o şu anda enerji alanınızda çözüldü. Şifa olsun. Şimdi yavaş yavaş ben göz bandımı çıkartıyorum. Çok fazla ışık geliyor birden odanın ışığında. Başınızı o yüzden öne eğin. Yavaş yavaş gözünüzü kırparak açın. Şu anda çok kısa bir çalışma yaptık. Tabii ki seanslarda e, uyguladığım bilinçaltı yöntemi bundan daha fazla uzun sürüyor ve birçok yöntemi de çok daha farklı yöntemi de beraberinde kullanıyorum. Bu sadece bir tadımlık bir miktar olan enerji çalışması ama birçoğunuz için bu bile yeterli oluyor açıklamalarla birlikte. Şimdi sizden özellikle gözlerinizi açıp Sema Hanım size de iyi akşamlar neler algıladığınızı paylaşmanızı istiyorum. Burada siz yayına gelirken e, yarına saat 21.21'de şifa olsun Ayhan Hanım, şifa olsun neler algıladınız bakalım. Hafifledim hocam, teşekkürler hocam yüreğinize sağlık, şifa olsun Yeter Hanım. Hocam baş ağrısı sizde vardı, ha, demek sizin baş ağrınızı ben aldım. Şifa olsun Ayhan Hanım. Beni etkileyen o zor döneme gittim. Okay. Sevgili Şevnem çözüldü mü o tekrar gidip baktığında orası çözüldü mü rahatladı mı? Şimdi daha iyi. Teşekkür ederiz. Merhabalar Elif Hanım. Eee, ağzınıza sağlık şifa olsun. Sevgili Elif Hanım. Eee, ateş bastı sağ bacağım ağrıdı. Bayağı yoğun hissetmişsiniz. Yeter Hanım şifa olsun. Teşekkürler hocam. Ayaklarımda karıncalanma oldu. Ailemden psikolojik şiddet gördüğüm anıya gittim. Sonrası boşluktu. Muhteşem. <laughs> Çözüldüğü için boşluktu biliyor musunuz? Orası şifalandı. Ne kadar güzel. Bende de vardı hala da devam ediyor. Güzel. Akış bir müddet daha devam edecek. Bırakın akış devam etsin. Teşekkürler hocam. Hepimize ve bütüne şifa olsun. Ben yüzümde, ağız bölgemde karıncalanma hissettim. Tamam. Oradan geçen kanallar, meridyenler var. Oralarda çözümler olmuş. Evet. Harika Şevnem. Sevgili Şevnem sevindim. Merhaba sevgili Aynur Korolay. Çok teşekkür ederim hocam. Şifa olsun sevgili Aynur. Temizlendi. Muhteşem. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şifa olsun. Evet. Benim de yüzüme ateş basıp geçti. Özellikle odaklanamama başla ilgili bölgelerde hormonal belli şeylerde de bir denge yarattığı için çok güzel. Ee, teşekkürler. Şifa olsun Dilek Hanım. Sevgiler. Ee, hocam baş ağrısı vardı. Bir de sadiz ağrısı oldu. Okey. Tamam. Şifa olsun. İlginç. Dördüncü sınıfta yaşadığım bir travmama gittim. Sonra boşluk. Yes Ayhan Hanım. Harikasınız. <laughs> Muhteşem. Ee, teşekkürler hocam. Baş ağrısı oldu. Ne kadar çok kişinin baş ağrısıymış o algıladığım. Ee, hocam ayaklarımda bir uyuşma ve ayaklarımdan çektiler resmen. Ama yan odada damadım telefonla konuştu. turnun bebek ağladı o boşlukta ama boğazım ağrıdı yanıyor. Çok güzel çok güzel. Blokajlar da vücuttaki çakralar da dengelenmeye başlıyor ondan dolayı. Çok teşekkür ederim şifa olsun. Başımın sol tarafında karıncalanma çok iyi. Vücudumda sürekli bir dalgalanma oldu. Çok iyi Dilek Hanım. Vücuttaki kanallar, aura katmanları dengeleniyor bu çalışma esnasında. O vakumlama esnasında güzel bir denge olmuş. Şifa olsun. Yarınki çalışma saat kaçta? Yarınki çalışma arkadaşlar 21 21:21'de e, sosyal medya hesabına paylaştım. Zoom'dan olacak. Zoom programını kullanmayı bilmiyorsanız e, YouTube kanallarından veya işte Google'a yazıp arama motoruna yazıp e, nasıl indireceğinizi cep telefonunuza bilgisayarınıza öğrenebilirsiniz. Onunla ilgili şifreyi de paylaştım. E, yarın tekrar paylaşacağım oradan şifreyle veya linkle bağlantıyla girebilirsiniz teşekkür ederim hocam boğazım yanıyor En yüzümde de ateş tamam genelde yüz bölgelerinde hissetmiş çoğu insanın yüzünde buradaki kanallarda bir tıkanıklık var demek ki size ettiğim duada sırtınız yere gelmez ah şöyle birden birdenbire dikleşeyim o zaman sevgili şebnem şifa olsun şifa olsun ee, Fadiman Hanım ne demiş? Kapının önündeydim. Kapıyı açınca rahatladım, hafifledim. Kapının arkası çok güzeldi. Çok iyi, çok iyi. Ee, benim zoom yok hocam. İndireceksiniz Gülfer Hanım. Ee, Google'a sorun veya yaşça sizden küçük birisine gösterir size. Facebook'taki yorumlara bir bakayım. Enerji çalışması yaptığımız gün çok rahat uyuyorum. Şifa olsun. Teşekkür ederim hocam. İlk defa katıldım. Ayaklarda yanma, başım ağrıdı, çözüldü. E, ne çok kişinin başı ağrımış demek bu. Başımdaki ağrı bu kadar kişinin ağrısını toplamaymış. Ben de diyorum niye birden ağırlaştı. Özellikle çok teşekkürler. Sağ tarafım ayaktan boyuna kadar sola nazaran daha hissiyatlı. Boynum ve sırt. Okey. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Ağrılarım hafifledi. Omzum kol ağrısı. Şifa olsun sevgili Barış Gücüm. İyi ki varsınız hocam. Allah razı olsun. Sizden de hepimize şifa olsun. İyi geceler. Zeynep bak iki kaşımın arası çok yoğunlaştı. Bir şey takılı gibi ağırlaştı. Zeynep Hanım oraya üçüncü göz bölgesi diyoruz. Orada hormonlar var. E, hipofis e, bezi salgısı var. E, orasının açılması çok iyi. E, daha rahat belli görüntüleri görme, rüyalarınızda canlanma gibi şeyler olabilir. Bu ilk başta çalıştığım ışık topu çalışmasında vücudumuzdaki çakraları dengeleyip onarıcı özelliği var. O yüzden oradaki bölge özellikle açılmaya, dengelenmeye başlamış. İyi haber. Sevgili Gülşen Hanım, sevgili editörüm, kitabımın editörü Gülşen Ülkü. Bu kitabın sevgili editörü, sevgili Gülşen Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. İlkokul 2... Sınıftaki öğretmenin kulağımın çekmesi ve özgüvenim zedelenmesi olayına gittim. Çok önemli bir yere gitmişsiniz. Sağ kulağımdan başıma sıcaklık çıktı. Bakın oradaki kanallarda bir enerji akışına sebep olmuş. Çok acı hissettim. Ve sonrasında tertemiz. Yes! İşte muhteşem olay bu. Odaklanamama sorunu geçmişte yaşanan bir kişinin azarlaması, kötü davranması gibi şeyler bir başarısızlık duygusundan kaynaklı. Bir şeye odaklanırsam sonuç alamam, başarılı olamam korkusundan kaynaklı da olabiliyor. Oradaki olaylardan bir tanesini bu şekilde çözmüşsünüz. Eğer tekse bu olayı çözmüşsünüz. E, muhteşem. Hocam şifreyi nerede paylaştınız? Acaba ben sonradan katıldım. Şifreyi sosyal medya Facebook ve Taner e, şey Instagram'da Taner Akçakanat e, hesabımda paylaştım şöyle yapayım Hatta e, aynı anda mı şifreyi e, şuradan ben size bağlantıyı kopyala diyeyim bağlantıyı kopyala e, buradan aynı anda bir şey yazabiliyor muyum Evet yazıyorum Facebook'ta şu anda Instagram'daki paylaştığım linkli olan şeyin size yolladım. Orayı tıklayınca şu anda yorumlarda görürsünüz. Şu anda arkadaşlarımız Facebook'ta görüyor. Yayın bittikten sonra, şöyle yapayım. Yayın bittikten sonra hem Facebook'ta hem canlı yayında tekrar iki tarafta da hem Facebook'ta hem Instagram'da paylaşacağım. Yarın saat 21.21'de özel bir yayınım olacak. Burada Reiki ve Anda Olma grubundaki öğrencilerimle bir araya geleceğim. Onların sorularını cevaplayacağım. Bu sırada sizlerden de katılmak isteyen yayına olanlar varsa katılabilir, dinleyebilir. O sırada bir sürü akış olacak. Onların neler yaptığını, neler sorduğunu dinlemiş olacaksınız. O sırada benim aklıma gelen bilgiler varsa o anda onları paylaşmaya başlayacağım. O yüzden son derece güzel bir yayın olacak. Ee, şifreyi bu canlı yayınlar bittiği zaman sizinle paylaşacağım. Ee, Facebook'ta şu anda yoruma da ekledim ama Instagram'da şu anda kes yapıştırla falan uğraşmak istemiyorum. Ee, dolayısıyla e, sizlerle onu paylaşacağım. Ee, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Emeğinize sağlık şifa olsun sevgili Gülten Hanım. Hep dua ediyorum hocam teşekkürler. Sağ olun teşekkür ederim Hakan Bey Merhabalar e, şifa olsun şifa olsun her hafta seans alıyoruz hocam çok güzel Evet evet birçok dostum e, yararlanmış oluyor haftaya salı şehir dışındayım e, haftaya salı ne oluyor 8 14 Ayın 12'si doğum günüm. Doğum günüm nedeniyle birkaç gün eşimle şehir dışında olacağım. Salı günü o yüzden canlı yayınımızı yapamayacağım. Ama ondan sonraki hafta sizlerle beraber olacağım tekrar. Şimdi yayınımı kaparken şifa olsun, şifa olsun. Canlı yayını heyecanla bekliyoruz. Tamam Gülşen Hanım. Hocam ilk defa katıldım. Can, can kulayla dinliyorum. Tamam teşekkür ederim. İki yıl önce bir iş görüşmesinde yaşadığım olumsuz ana gittim. Sanırım hala etkisi devam ediyormuş. Ya gittiğinize göre kesinlikle bilinçaltı kaydetmiş onu. Çok güzel şey çözmüşsünüz. Tebrikler sevgili Seda Öztürk zannedersem. Arkadaşlar en son yayınımı noktalarken şunu söyleyerek bitiriyorum. Lütfen. Çevrenizdeki canlılara şefkat gösterin. Tabii ki insanlara ama özellikle savunmasız olan sokak hayvanlarına lütfen şefkat gösterin. Kedilere, köpeklere lütfen şefkat gösterin. Mümkünse yanınızda yemler veya gıdalar varsa verin. Pencerenizin pervazlarına lütfen yem koyun. İnsanlar bir şekilde kendilerini savunabiliyorlar ama hayvanlar savunamıyor hayvanlar ne yazık ki ne derdini anlatabiliyor, ne hastalığını anlatabiliyor, ne kendisini savunabiliyor. O yüzden lütfen merhamet ve sevgi gösterin. Eğer alma verme dengesiyle bu çalışmadan faydalandığınızı düşünüyorsanız bu şekilde dengeleyin. Sokaktaki hayvanlara pervanıza, pervazınıza bulgur falan koyarak kuşlara yem verin. Sokak satıcılarından lütfen alışveriş yapın. Market alışverişlerinin bir kısmını satan Özellikle böyle bir kadınlar, tatlı bayanlar varsa e, onlardan alın e, evinizin ihtiyaçlarını, aynı şeylerini market yerine, marketlerde para kazansın. Onlara hiçbir karşı itirazım yok ama alabileceğiniz ufak şeyleri de küçük esnaftan, sokaktaki e, daha çok ihtiyacı olan insanlardan lütfen alın. Yapabileceğiniz ufak yardımlar, işte ne bileyim sokaktaki ihtiyacı olan birisinden kalem almak, bir şey almak gibi sizin de ihtiyacınız varsa, tabii ihtiyacınız yoksa bir şey diyemem. Onlardan bir şeyler alarak lütfen desteklemeye çalışın. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız sevgi ve şefkat yollayın. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Daha yüksek bir frekansa doğru geçiyoruz. Bütün dünya olarak aslında ne kadar da her şey kötü de görünse bazı şeyler daha da iyiye gidiyor. Yarın belki enerji çalışmaları sohbetinde birazcık daha bu konuya girerim. Ee, ama sevgi ve şefkat lütfen yollayın sevdiklerinize, kendinize, ilk başta kendinize, çevrenizdeki dostlara, dünyamıza e, insanlara sevgi ve şefkat yollayın, özellikle ihtiyacı olanlara. E, yarına canlı yayınıma katılacak olanlarla, yarına yoksa e, önümüzdeki hafta şehir dışında olacağım için. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.